Okulun karşısında market vardı abi. Hani markete babamın aldığı çikolatayı veriyordum. Hani böyle Osmanlı'daki takas yöntemi gibi. Hepinize merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine ETS-GDZ yeni serimiz Gerçekçi'nin ilk bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Nedir bu gerçekçi, ondan bahsedeyim. Ben size gerçekçi bir şekilde tır şoförlüğü yapacağız. Bugün İstanbul'dayız. Baltrak Lojistik'ten yükümüzü aldık. Gurbete doğru, Avrupa'ya doğru gideceğiz abi. Şu şekilde aracımız Mercedes Nivaktros MP5 Edition 1. Gerçekten çok şık ve güzel bir araç olduğunu söyleyebilirim. Sis farlarımız da yanıyor gördüğünüz üzere. Plakamız da efsane, onu da söylemiş olayım. Şu şekilde hemen aracın sağını solunu gösterelim. Sonra yolculuğumuza başlayalım. Şu şekilde Baltrak Dorsemizi görüyorsunuz zaten. Bekle Avrupa, biz geliyoruz demek istiyorum. Gurbete doğru gideceğiz arkadaşlar. Şu şekilde aracın içini de göstereyim. Şöyle bir spoilerımız olmuş olsun abi. Hemen aracımızın içine geçelim. Bu seride bize Melisa eşlik edecek. Melisa hoş geldin. Melisa dedi ki yılbaşına yolda gireceğimiz için ben yılbaşı ağaçlarını çok seviyorum dedi. Ve onun için de tırımızın içine bir tane yılbaşı ağacı aldım. Arkadaşlar bu şekilde aksesuarları falan da göstereyim. Şurada bir tane nazarlık, nazar boncuğumuz var. Fazla laf uzatmayalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek konta açalım. Mercedes bizi selamladı gördüğünüz üzere. Marşa da basalım abi. Vitesimizi ileri takalım. İmdatı da salalım. Yavaştan yola çıkalım. Serimizin ilk bölümünde. Şu şekilde var mı gelen giden? Yok. Şuradan bir tırcı amcamız dönsün. Sonra biz de dönelim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi açıkladı. Yollarda buzlanma falan varmış. Onun için dikkatli de gitmemiz lazım. Onu da söylemiş olayım abi. Şuradan da şöyle bir güzelce dönelim. Açıklama kısmında kullandığım aksesuarların, aracın, kar modunun hepsinin linki olacak. Emeğe geçen herkesin eline, emeğine, koluna sağlık abi. Şimdi arkadaşlar gerçekçi serisindeki amacı zaten söyledim. Gerçekçi bir şekilde tır şoförlüğü yapacağız. Avrupa'ya gideceğiz. Avrupa'dan Türkiye'ye geleceğiz. Yani sıla yolculuğumuz olacak. Böyle güzel güzel şeyler olacak abi. Güzel güzel hikayeler falan da anlatacağım ben size. Başımdan geçmiş olayları. Onu da söylemiş olayım. Var mı gelen giden? Yok. Melisa var mı gelen giden? Yok. Tamamdır, eyvallah. Hani tek başıma gitmeyeyim diye de yanıma Melisa'yı aldım. Hani yolda dertleşiriz falan. O şekilde bir şeyler olmuş olur abi. Seriyi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın abi. Hani güzel bir seri olacak. Güzel hikayeler gelecek. Onu da söylemiş olayım. Farklı tarzda konseptlerde gelecek. Bunu bize zaman gösterecek. Bakalım hayırlısı olsun. Hani Allah utandırmasın. Yeni serimizde. Vallahi ETS2 multiplayer'dan ban yedim ya. Böyle güzel güzel hikayeler aklıma geldi. Ben de böyle güzel güzel içerikler üretmek istiyorum sizler için. Umarım dediğim gibi hoşunuza gider. Şöyle ben sol şeride geçeyim. Çünkü navigasyon öyle gösteriyor abi. Hani kendimden de hikayeler anlatacağım. Böyle yolda muhabbetlerimiz olacak. Ama her şey gerçeğe uygun olacak. Arkadaşlar onu da söylemiş olayım. Hani mesela şu an navigasyonda bize diyor ki 90'ı geçme diyor. 90'ı geçmeyeceğiz. En fazla 95-100 yaparız ama bunun üstüne çıkmayacağız. Çünkü takograf cihazımız var. Hani risk atmaya gerek yok abi. Hani en fazla 95 olabilir. O da ihtiyaca göre. Ama dediğim gibi her şey kuralına uygun olacak. Yani gerçekçi bir şekilde olacak. Onu da söylemiş olayım. Hani kendimden hikayeler de anlatacağım. Böyle güzel güzel şeyler olacak abi. İstanbul'dayız dediğim gibi. Karlı günde devam ediyoruz. Yollarda buzlanma var. Dikkatli de olmamız lazım. Bu şekilde manzaramız bu şu anda. Karlı bir İstanbul yolculuğumuz devam ediyor. Hani gideriz ilerlerde bir bakalım burada ne var. Niye yavaşlıyoruz burada? Bak bana diyeceklerimi de unutturdu ya. Ya gideriz ilerlerde bir park yeri falan buluruz. Dururuz, ilk videomuzu böyle sonlandırmış oluruz. Sonra yine devam ederiz. Hani dediğim gibi siz beğendiyseniz kesinlikle videoyu beğenmeyi, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Yani birazcık eskilerden falan hikayeler de anlatacağım. Onu da söylemiş olayım abi. Burada hız sınırı 70'e düştü ve tekrardan 90'a çıktı. Vallahi gerçekten çok güzel ya. Gerçekten çok hoş olduğunu söyleyebilirim. Şu şekilde etrafı da ben size göstereyim. İstanbul'da Road to Black Sea'de yolculuğumuz devam ediyor. Melisa rahat mısın Melisa? Vallahi ağacı aldıydım. Keyif yerine geldi ya. Buradan sağ tarafa geçmemiz lazım. Bakıyorum gelen giden yok.
şekilde kendimizi sağ tarafa atalım abi. Hani bir İstanbul'dan çıkalım, kendimden hikayeler anlatacağım. Güzel güzel hikayelerimi anlatacağım. Hani eskiden başıma gelen şeylerden falan bahsedeceğim. Hani böyle hem sohbet muhabbet olmuş olur. Hani konuşmayınca sarmıyor video. Hani onun için böyle güzel güzel şeyler anlatmayı planlıyorum. Şuradan tekrardan bir sola geçmemiz lazım bizim. Şu şekilde şu anda manzaramız bu. Vay be. Gurbete gidiyoruz arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. Hani gurbetten bir Türkiye'ye sıla yolculuğu da yaparız inşallah. Hani dediğim gibi seriyi severseniz devamı gelir. Buradan da bir sola geçmemiz lazım. Şu adamı riske atmayalım. Şuradan şöyle bir arkadaki geliyor. Tamam, sıkıntı yok. Hani konuştuğum için pek navigasyona odaklanamadım. Ama sıkıntı yok. Zamanında fark ettik ve kendimizi sol şeride attık abi. Evet, burada bizi tartmalar lazım. Muayeneye girmemiz lazım. Şuradan bakıyorum. Sağda adam var. Dayı geç geçiyorsan. İyi, yol verdi. Yol verdi abi. Yani gümrük kontrolünü falan da yapacağız. Gümrüğe de gideceğiz. Onu da söylemiş olayım. Hani bu bölümde muhtemelen oraya kadar gitmeyiz. Yani bu bölümde sadece İstanbul'dan çıkarız. Ufak böyle muhabbetimizi, sohbetimizi yaparız. Sonra devam ederiz abi. Bu şekilde hemen imdatımızı çekelim ve tartsın bizi. 31 tonluk bir ağırlığımız var. Gerçekten bayağı ağırız. Onu da söylemiş olayım. Bu şekilde bir aracı tekrardan ben size gösterelim. Bu şekilde hemen yola çıkalım yavaştan. Şimdi şehir içinde hikaye anlatmak istemiyorum. Çünkü hani araya bir şeyler falan giriyor. Ondan sonra anlatacaklarımız yarıda kalıyor. Onun için İstanbul çıkışını bekledim ve gördüğünüz üzere İstanbul'dan çıkıyoruz. Hadi kazamız mübarek olsun. Allah utandırmasın. Yeni serimize tekrardan hoş geldiniz. Ya şimdi bakın, ben eskiden bakın hemen de hikayeye giriyorum. Nasılım ama? Şuradan şöyle bir tekrardan sola geçelim abi. Biz eskiden arkadaşlar hani okula giderken böyle hani böyle yanımızda bir şeyler götürüyorduk. Hani böyle bizim ailevi durumumuz pek iyi olmadığı için benim mesela babam marketten falan böyle çikolata, kek, kola falan böyle tarzda bir şeyler alıyordu. Hani çünkü marketlerde daha ucuz oluyordu, büyük marketlerde. İşte o zamanın Bimi gibi falan düşünün. Hani böyle alıyordu. Ben de onları okula götürüyordum abi. Hani okula götürdüm de para götürmüyordum okula. Onları götürüyordum karnımı doyurmak için. Hani böyle çocuksun işte. Böyle her şeyi canın çekiyor. Hani böyle elinde çikolata var. Başka birinin elinde farklı bir çikolata olunca hani böyle onun canın çekiyor. Ama senin elinde de çikolata var. Canın çekiyor işte, çocuksun. Hani böyle babam çikolatayı alıyordu, bana veriyordu. Götürüyordum okula. Tabii bunu okulun kantini yapmıyordu. Kantin biraz gıcıktı. Ama okulun karşısında bir tane market vardı. Market onu yapıyordu abi. Bu şekilde bana yol veriyor. Ben de şöyle bir sola geçeyim. Navigasyon öyle diyor çünkü. Okulun karşısında market vardı abi. Hani markete babamın aldığı çikolatayı veriyordum. Hani böyle Osmanlı'daki takas yöntemi gibi. Ben ona o çikolatayı veriyordum. O da bana o çikolatanın denginde diyordu. Şunlar şunlar var. Hani ne istersen al diyordu. Burada da adamın birini çekmişler. Hani gördüğünüz üzere sürekli anlattığım hikayeye bir şeyler giriyor. Onun için şehir dışına çıkmayı bekledim. Şehir dışına çıktık. Aa, sağ tarafa geçecektim. Yol daralıyormuş. Tamam. Hani böyle babamın aldığı çikolatayı markete veriyordum. O marketçi de bana onun denginde bir şeyler söylüyordu. Ben de onları alıyordum. Bu şekilde bir takas yöntemi yapmış oluyordum. Gerçekten çok hoş ve güzel oluyordu. Hani veya ara sıra da okula böyle 25 kuruş, 50 kuruş babam para veriyordu. Çikolata olmadığı zamanlar onları da götürüyordum. Tabii o zamanın parasıyla hani 25 kuruş, 50 kuruş gerçekten iyi paralar ha. Hani zaten tost 50 kuruştu yani. Tost 50 kuruştu, yarım tost. Çeyrek tost 25 kuruştu. Çeyrek tost bile alıyordum, düşünün yani. Bir gün abi çikolatayı verdim marketçiye. Güzel de bir cips vardı abi. Hatta bir önceki günkü çikolatayı da saklamıştım. İki çikolatayı verdim. Bana güzel bir cips verdi abi. Hani böyle mısır cipsler olur ya, eskinin böyle büyük paketli cipsler oluyordu abi. O cipsten aldım bir tane ve o cipslerin içinden de hediyeler çıkıyordu. Bana el feneri çıktı abi. Bildiğim böyle hani böyle ufak bir kağıt vardı. Kağıtta kazandığın hediye yazıyordu. Bana el feneri çıktı abi.
Hani ben çünkü o cipsi parayla almadığım için hani marketçi o el fenerini bana vermek istemediği gibi bir şey. Hani böyle biraz böyle cıngar çıkartır gibi oldum. Ağlar gibi falan oldum. Bana el fenerini verdi abi. Yani burada anlamanız gereken olay ne? Onu karıştırdım. Onu ben de bilmiyorum. Yani cipsten el feneri kazanmış olmuştuk. Böyle de bir şey olmuştu. Yani eve el feneri getirmiştim abi. Düşün yani. Çikolataları biriktiriyorum. Takas yöntemiyle cips alıyorum. Ve el fenerini kazanıyorum. Bir arada ben şeyi kazanmıştım. Böyle o zamanlar Cem Yılmaz'ın filmi vardı. Yahşi Batın öyle bir şeyler vardı abi. Hani Coca-Cola'nın da böyle bir bardak hediye ediyordu. Cem Yılmaz'ın bardağını. Şeyleri biriktirmiştim abi. Kapakları biriktirmiştim. Gitmiştim o marketten Cem Yılmaz'ın Yahşi Batı bardağını almıştım. Vay be, ne günlerdi be. Vallahi ne günlerdi be. Hayat güzeldi o zamanlar ya. Çocuktun, anladın mı? Çocuktun. Tek derdin hani böyle eğlenmekti. Bir şeyler yemek içmekti. Hani böyle saçma saçma şeylerle uğraşıyordun yani. Onu söylemiş olayım. Ama güzel zamanlardı arkadaşlar. Yani işte çocuksun ya, çocuksun. Hani böyle hikaye olsun diye anlatıyorum arkadaşlar. Sıkılmayalım diye. Onu da söylemiş olayım. Böyle yavaş yavaş tıngır mıngır tıngır mıngır gidiyoruz. Fazla basmıyorum. Çünkü yollar sıkıntı gördüğünüz üzere. Şu şekilde hemen sağda bir dinleme tesisi var. Sağ tarafa girelim abi. İlk serimizin ilk videosunu bu şekilde sonlandırmış oluruz. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten güzel bir seri oldu. Şimdi burada dinlenme yeri neresi? Bakayım. Bakıyorum. Hani yanlış yere girmeyelim diye bakıyorum ki sıkıntıya girmeyelim. Şu anda nereye park etmem konusunda gerçekten düşünceliyim. Aha böyle duralım ya. Yapacak bir şey yok. Aha böyle duralım. Arkadaşlar bence güzel bir seri. Yani ilk bölümünde böyle sohbet muhabbet eşliğinde bitirmiş bulunmaktayız. Umarım beğenmişsinizdir dediğim gibi. Hani beğendiyseniz dediğim gibi yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtin abi. Şu şekilde hemen imdatı çekelim. Kontağımızı da kapatalım arkadaşlar. Şunu da kapatalım hemen. Evet Melisa nasıl oldu ilk bölüm? Güzel değil mi? Bunun da ağzı var dili yok yemin ediyorum. Şu şekilde tırımızı da dıştan gösterelim arkadaşlar. Evet. Gerçekçi serimizin ilk bölümünü burada sonlandırdık. Şu şekilde haritayı da göstereyim ben size. Nereye kadar geldik? İstanbul'dan çıktık. Edirne'ye falan yaklaştık gördüğünüz üzere. Yolumuz da bayağı uzun. Hani hatta bayağı uzun. 3328 kilometrelik bir yolumuz var gördüğünüz üzere. Videoyu beğenmeyi, yorumlarda görüş ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.